Selamlar değerli oyuncular dostlar. Kaliteli filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Benjamin ekranındasınız ve sizlerle birlikte Baldur's Gate 3 serimize kaldığımız noktadan kamptan devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz Ori'ni öldürdük ve Ori'nin Nether taşını da kazandık. Şu görmüş olabileceğiniz kırmızı taşı. İyi ki arkadaşlar Catherick'in Nether taşını almıştık. Birkaç bölüm evvelinde Gore taşı öldürüp onun Nether taşını aldık. Palyaçını koparılmış başıma. Pek hoş bir şey değil envantara durması gereken ama bunu da bir önceki bölümde arkadaşlar Balın tapınağında almıştık. Ve Orin'i de öldükten sonra Nether taşını aldık. Artık saldırabilir düzeye geldik tabi. Arkadaşlar burada biliyorsunuz Gale'i kurtarmıştık. Gale şu anda çıplak. I've been threatened with the sharp end of a dagger before. But never with such a monster as Orin holding the blade. Certainly would have been a disappointment to spend so long resisting the instructions of my own god only to die as the plaything of someone else's. Yaralandım mı? Orin sana herhangi bir şekilde zarar verdi mi? Not sure I'll ever truly recover from the embarrassment of falling for her tricks, but physically, I'm absolutely fine. Rather well rested, as a matter of fact. Whenever a modicum of reason lurked in that warped mind of hers, led her to spare me rather than skewering my corpse over her temple door. I hope we never see Orin's like again. Mind flayers and absolutists I can handle, but she was nothing but cruelty and carnage. Another whose god should go unworshipped. Almost pleasant traveling with company. If all right. There's no time to waste. Have a lot on my mind. And well, in it. Let's see. Evet sevgili dostlar, Gale'le de konuştuk. Şimdi kadim büyücü çemberinde görevlerimize bakacağız. Kent tipine geri döneceğiz. Şimdi bir saniye ne demiş? Atabey'in ne yüzleş kısmı burası arkadaşlar. Zaten bakın şurada gitmiştik. Şurada Atabey'in ne henüz yüzleşmek için hazır değiliz. Bir basit geçişine doğru gidelim. Bizden. Abi çok ilginç. Niye böyle oldu? Biz niye dışarıda kaldık? Gafil avlandık. Peki. Biz göz kamaştırıcı ışın atabiliyor muymuşuz ya? Hedef engelleniyor. Abi biz niye böyle? Biz de mi şaşırdık? Zihin yüzüne niye saldıramadığımı söyleyebilir mi bir acaba? Bu ne lan? Sanırım zihin yüzenlere güvenilmemesi gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Tamam. Niye benim turum olmadı? Abi yeterli hareket yok deme bana, gözünü seveyim ya. Abi ne demek hareket yeterli değil ya?
Oho. Böyle olacak mı sürekli ya? Şehirde gezemeyecek miyiz? Abi bizim hareketimizde bir azalma var ya, ciddi anlamda. Biri bana söyleyebilir mi ya? Ne oluyoruz? Yeterince yakın değil. Biraz daha yaklaşırsak. Üçtür uyuşmuş. İncele bakalım. Hareket hızı yarıya düşer. Allah'ım tipe bak. Hadi abi sen şunu bitirirsin artık. Güzel. Güzel, bize vurmasın abi. Oo güzel, cevap da veriyor. Bunlar da dahil olabilir. Yok, reaksiyon verme abi. Harcamaya gerek yok. Ulan senin yüzünden serbest kalıyor dangalak herif. Bu bizi aceleye getirmeye çalışıyor. Abi nasıl ben şey yapacağım ki, ben anlamadım yani şimdi. Orpheus'u nasıl kurtaracağız? Astral Prizma... Ya girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Such a curious artifact. So small and seemingly harmless, and yet it contains so much. Tamam, bir işe yaramadı. Artifact'e giremedik. Nasıl olacak bu iş bilmiyorum arkadaşlar. Direkt ata beyinle yüzleşmemiz şu aşamada biraz sıkıntılı gibi gözüküyor ama ben o diğer şansı da nasıl yatacağımızı şu anda bir düşünmem lazım yani. Nasıl yapacağız? Bir şurada bir görevlere bakarak bir düşünelim yani. Şimdi arkadaşlar ya bir bal tapınağına geri döneceğim. Ya biraz sıkıntılı. Mecbur şuraya doğru gideceğim yani. Başka bir şansım yok gibi gözüküyor. Şuraya biliyorsunuz gitmiştik, ata beyinli yüzleş. Ya bir fırsat nasıl elde ederim bilmiyorum çünkü. Böyle saçma sapan bir noktada kaldık. Dolayısıyla mecbur o tarafa doğru gidiyorum. Belki de final bölümü olabilir bu. Bilemiyorum tabii şu an. Neyse biraz hızlıca hareket edip o tarafa doğru gidelim. Ya şu anda en iyi ekibimizle ilerliyoruz. Mümkün olan en efektif ekibimiz bu. Orpheus'u kurtarmak istiyorum gerçekten. Ama şu anda bir şekilde bu durum bana engel oluyor. İşte bu doğru mecbur ilerlemek durumundayım şu an için. Şurada yine de bir arkadaşlar şuraya yaklaşacağım. Yaklaştığım zaman şurada bir kaydedeceğim oyunu. Tam kayıt yapacağım. Evet, şimdi şu tarafa doğru gidelim. Burada bir yer varmış kadim bir çemberi.
Ata beyinden kaçınma. Ha. Gortash tarafından sorgulanan imparator. Gortash. İmparatorla konuşma. Seni yakaladığımızda bir hayduttun. Seni dönüştüren ata beyine karşı gücünün ötesinde otonom bir iletit. Bu doğru. Seni havada asılı duran dostumuz Saltık'ın psiyonik alanına geri getirdiğimizde savunmaların altı dildi ve eski köle haline geri döndün. Bu da doğru. İlk etapta ata beynin kontrolünden nasıl kaçtın? Orijinal insansı formunda son derece güçlü bir kişiye sahiptim. Öyle ki seramorfozdan sonra bile hala büyük ölçüde kendimdim. Elbette bunu mükemmel bir kulluk görüntüsü altında gizlerim. Gortash. Bu yüzden mi ata beyni seni keşif görevleri için koloninin dışına göndermeyi istekliydi? İmparator. Evet, daha önce de söylediğim gibi Gortash. Kaçmadan önce ne kadar süre zihinsel kölelik numarası yaptın? 13 ve 3 çeyrek yıl. Sonunda sana Baldur geçtiğinde ata beyninin kontrolünden çıkacak kadar uzak bir görev verilene kadar mı? Doğru. Olağanüstü. Doğru. Seni tekrar psiyonik kontrol altına almamızı aldırmıyor musun? Kendimi tamamen ata beynimizin ve onun efendilerinden ihtiyaçlarından adadım. Bu konuda yalan söylemiyorsun değil mi? Doğru, bu imkan sunuldu. Ana. Abi bir dakika. Bu okuduğumuzu, bunları okuduğumuzu bu herif de görüyor sonuçta. Beynimizin içinde sonuçta bu adam. Kopmuş bacaklar. Şurada bir sandık var. Ya bu Orpheus'u kurtaramayacağız gibi gözüküyor. Yani başka bir ihtimal yok. Kampa gönderelim şunları. Bir sürü de şey aldık, bunları satamadık, edemedik. Yani iyi bir şeyler satan bir tüccar da açıkçası bulamadım, yalan yok. Aldığımız bütün değerli eşyalar arkadaşlar, öldürdüğümüz düşmanlardan aldık. Bu sandalda bir, evet, ata beyni mecbur bineceğiz. Devam et abi, yapacak bir şey yok. Pristine darkness in every direction. Çünkü oyunda başka bir erişebileceğimiz nokta kalmadı. Silence, but for the gentle rhythmic slap of water on rock as your vessel cuts through. Açık ara en iyi kadromuzla arkadaşlar yola koyulduk, gidiyoruz. Ya bu kadroyla ben def edemeyeceğimiz düşman olduğuna inanmıyorum. Ama tabii ata beyin çok farklı bir potansiyel. Ve şu anda az önce Gortash'la imparator arasında okuduğum diyalog beni çok rahatsız etti. Gerçekten imparatorun halihazırda ata beyine hizmet ettiğine inanıyorum. Aa, gemi. Üstümüzde de 35 kilo zırh var. Yine de yüzüyoruz maşallah. An overwhelming force pushes into your mind. The brain. It is here. Büyüyle mi konuşuyor? Ne diyorsun oğlum? Bir kısa kaydedelim. Suyla konuş dedi ama suyla konuş dediği kısmı anlamadım. Şuraya devam edelim. Ne demek istediğini anlayamadım. Altın var burada.
Alalım, belki lazım olur. Bilemiyorum şu anda. Çürük sebze meyveden başka bir şey yok. Ha, küçük beyinciklere geri geldik. Aa, sesi bir kadın sesine dönüştü. Hızla verebiliriz hepsini. Şahsi not okuyalım bakalım. Ble. Şimdi artık kampa gönderme muhabbeti olmadığından dolayı dengeli bir şekilde dağıtmam lazım. Çünkü arkadaşlar 160 kilodayım. Çok bir alacağım yer kalmadı artık. Dikkatli davranmak lazım. Biz bir yerlere doğru sürüklüyormuşlar gibi bir izlenim var ama. Sürekli bir başsız cesetler var ama. Pisişik direnç eliksirinden yapmak lazım. Bunlara da bir bakacağım. Eğer yapabiliyorsak pisişik direnç eliksiri yapalım. Doğru İlyas'ın oyuncak ayısı. Meşale bile 6-14 hasar veriyor anasını satayım. Tabi biz kullanınca. Hepsi aynı yere gidiyormuş gibi bir görüntü var şu anda. Oo, düşme hasarı veriyor çok. Yok, istemem. I could go for a good meal. Abi şu hiddet durduruldu muhabbetini ben çok anlamıyorum. Ben bu kızı ağır zırh yeterliliği aldım. Ya bu bana çok saçma geliyor mesela. Bu kızın şu muhabbetten etkilenmesi. Mesela ölümü kucaklayış çok acayip bir zırh hakikaten. Ölüm katılığını aktifleşince. Yani mesela çok... Neyse. Arkadaşlar Rus sikkesi kullanacağım. Bonus aksiyon veriyor biliyorsunuz bu. Büyük savaşa girdiğimizde bir tane bundan kesinlikle kullanacağım. Öyle ya da böyle. Neyse. Şu anda hiçbir şey değiştirmek gibi niyetim yok. Devam edelim. Don't waste a step. Çünkü şu küçük kapçuk ağzı beni takip ediyor resmen. Küçük beyincikler. Dominated. Controlled.
Şu bahçesiz cesetlere bakıyorum. Belki bir şey buluruz. Belli mi olur? Ne tespit ettiniz abi? Ben de tespit ettiğinizi göremedim. Ay senin ben ağzına tüküreyim. Yeterli hareket yok deme bana ya. Şunlar tepesine bir tane ışık indirelim. Büyük kullanıcısı bu özelliği macerası boyunca yalnızca bir kez kullanabilir diyor. Nasıl bir büyüyse artık. İlahi müdahale hizmetkarını silahlandırır. İlahına seslenip kutsal inancın ateşlerinde dövülmüş efsane bir silah bahşetmesini sağlarsın. İlahına seslenip sana bolca iksir ve kan perza vermesini sağlarsın. Ölen arkadaşlarının yarı sağlık puanlarını diriltirsin ve yakınlarındaki tüm müttefiklerini sanki uzun direnmişler gibi tazelersin. Oha çok iyi. İlahına seslenip yakındaki tüm düşmanların tepesine ışıltılı bir afet çökmesini sağlarsın. Bunu son savaşta kesinlikle kullanacağım arkadaşlar, tartışmasız. Şuraya bir grup saldırısı yapabilecek bir şey lazım bana. Ya bu kızın da öyle bir sorunu var. Yani mesela grup saldırı şeyleri bunda çok gelişmiş değil. Tekil saldırılara bu kızla odaklandık ağırlık olarak biliyorsunuz. Bu da tabii birazcık problem. Neyse. Şuraya Ignis ile devam edelim yolumuza. The only way out is through. Abi şöyle yapalım. Yani ben çok iddialı olmasan diyorum ablacığım. Bak seni öldürmeye geliyorum haberin olsun. Ya abi bu nedir ya? Şaka mısın? Yaptığın saldırıya bak. Bir tanesine cevap ver. Bunu bitirelim en azından dibimizdekini. Bunlara imkan verdikçe bunlar habire büyüyormuş gibi bir görüntü var çünkü. Böyle bir şey istemiyorum artık. İki vuruşta ikisini halledelim. Şunu da halledelim. Tamam. Canımızı biz kendi kendimize toparlayabiliyoruz biliyorsunuz. Yara kapatma arkadaşlar.
Bence sen çok konuşma abi. Senin hiçbir şeyine güvenmiyorum artık. Sende bir bokluk var. Şunlardan toplayabildiğimiz kadarını toplayalım. İksir yapmaya çalışacağım biliyorsunuz. Şurada bir büyüğün semiri daha varmış. Şunu alalım. Best be on my way. What's hiding here? Bunları alalım. Şimdi simyaya gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğimizi bir gözlemleyeceğiz. Umarım ki bir şeyler yapabiliriz. Tamam, şimdi bir kendi kullanıcımıza basalım arkadaşlar. Şuradan simyaya girelim. İksir, eliksire bakalım. Direnç iksiri, pisişik. Bunun için süspansiyon lazım. Overlay süspansiyonu ve herhangi bir subliminat lazım bize arkadaşlar. Süspansiyonlara girelim. Omurilik sivisi yapabiliyoruz. Bunlardan üzütten üreteceğiz. Mümkün olduğu kadar üretelim. Hepsini üzütün çıkart diyelim. Malzemeleri üzütün çıkart diyelim. Hatta ve hatta. Şimdi süspansiyon için ne gerekiyormuş pisişik için bakalım tekrardan. İkinin tarif açılmış. Ben sana ona bakıyordum zaten. Ani ısınmayla arındıran bu sözler buhara dönüşür. Genellikle hava elementleriyle çekimleştirir. Ya şundan lazım ki bize pisişik direnç eliksiri versin. Envanterimizde pisişik direnç... Evrensel direnç eliksirimiz var arkadaşlar. Pisişik direnç... Eliksirimiz ne durumda bakalım. Şu türe göre sıralarsak eğer... Bunlar da var mı? Kimse de yok. Genel direnç eliksiri var. Karlak, yani daha doğrusu Liesl ve bana vermemiz işe yarayabilir. Bir kısa kaydedelim. Şimdi ben önümde karşılaşacağım şeyi şimdiden mümkün olan maksimum hazırlığı kendi kafamda böyle yapmaya çalışıyorum hesaplamalarımı. İki kısa dinlenmemiz var. Bir de iki kısa dinlenme haricinde gölge yüreğinde Shallow Heart'ın da biliyorsunuz bir büyüsü var. Onu da unutmayalım. İçimiz başka bir yer yok değil mi? Yok. Şurası zaten çıkmaz sokak. Yani Orpheus'u yanımıza alsaydık çok iyi olacaktı ama elimizdeki müttefiklerle nereye kadar? Hayret. Bir sefer de açtım. Kim bu be? Bir Dragonborn varmış burada. Semavi erteleme iksiri. Uykuya daldırıyor arkadaşlar. Hayvanlara konuşma iksiri güzel. Aceleyle yazılmış bir not varmış. Üzgünüm Listelias. Abi geldik direkt hedefe. Morfi kavuz mu? Abi neter taşların üçü de bizde ya. Deathly silence. The air is stale and putrid. It's close. Have the stones ready. Your blood slows. Your senses strung so tight they could snap in an instant. Hmm.
O ne lan? Bu kadar büyük bir şey miydi? Abi ne oluyoruz ya? O ne lan? It's messing with your mind. Don't listen to it. Use the stones. Fiziksel formunun tam gücüne ulaş. Bu gücü beyin savunmasını kırmak için kullan. Zihnini ancak sen hükmedebilirsin. Başarısızlık ihtimalini yok et ve beyni pes etmeye zorla. Bu ana kadar hayatta kaldın. Kendine güven ve beyni ele geçir. Taç gözden kaçırması imkansız bir hedef. Onun hedefini belirle ve ıskalayamayacağına güven. Hiçbir şey nüfusa bağışıklı değildi. Beyni efendilik etmekte kararlı ol. Abi siktir git ya. Mümkün değil. Tamam geçelim. Abi siktir git ama ya. Tekrar çıksın ne olur. Ne olur tekrar çıksın. Aa. And you had your role to play too. Who do you think told the chosen about the astral prison? Who do you think planted the knowledge of Orpheus's power and the fear of what it could do? When the Chosen sent my thralls to retrieve the prism, who
Who do you think let the Emperor slip its leash, knowing it would be the one to bring you to me? Were you a part of its plan? I only needed one Netherstone loosened from the Chosen's grasp to guarantee my freedom. You brought all three back to me. This was your role, and it is complete. Now you will witness the grand design. Shit! No! It's all been leading to this! We stop the brain! Now! Beni hükmet. Abi, kuvvet. Başka şansımız yok. Zorluk sınıfı 99 mu? Abi siktir ki 29 ne ya? Abi bu ne ya? Oğlum bu yenilmez lan. Ha hele şükür. Ne olacak şimdi? Bittik. Vallahi bittik. Adam bütün güçlerini çağırdı. Herkesi köleleştirecek. La her şeyin içine ettim be. Ne yapacağız? Orpheus'u serbest bırakacağız. It has become something more. A nether brain. Hmm.
Nether taşları beyni hükmetmemize yardımcı olacak sanıyordum. It has been anticipating our every move from the start. I underestimated it. We will need to rethink our plan. Is that blood? No. Never mind. Ben size diyeyim, Orpheus'u kurtaracağız. 99 ne oğlum? Sometimes freedom requires us to make sacrifices. Abimizle bir konuşalım. Olay neymiş bir öğrenelim bakalım. I have assessed our encounter with the Netherite from every angle. I know why we failed. The problem was not the stones. The problem was you. Ne alakalı? You can make only one move at a time, but the Netherbrain calculates every possible at once. It knows what you will do. It knows everything you could possibly do. Tamam. You cannot outmaneuver it. To defeat it, you would have to think like an Anithid. Better yet, be one. Your mind is not capable of this. Mine is. You will give the stones to me. I will assimilate Orpheus, and then I will be able to leave this prison to face the brain. Abi yok artık. Yok yok yok. Assimilate him. Skvar, no. Now is the time to liberate him. Do not stand against me. Orpheus'u özümseyeceğim derken ne demek istedin? Başka bir yol daha var. Orpheus'u serbest bırakırız. Oğlum nasıl güveneyim sana? Et parçası gibi etti. Herifin önüne attın bizi, ağzımıza sıçtı ya. Çünkü kullanmak için. I have protected you ever since, at no small cost to myself. I came to you as a leader, but I did not shy away from showing vulnerability. I needed you as much as you needed me. O yüzden kullandın zaten bizi. I was not about recognizing this. When you discovered my true identity, I did not flinch from the truth. I never lied to you, not once. I am just like you. We have the same enemy, the same story. I encouraged you to fulfill your potential, all while protecting you from harm. Now I ask you for the last time to vermeyeceğim trust abi. Me. Release the Nether Stones. Vermeyeceğim abi, kesinlikle vermeyeceğim. Neden sana güveneyim ki? Her fırsatı benden belki sakladın. It is true that I withheld reality. I showed Orpheus and his guards. Aynen öyle. As evil beings. Aynen öyle kardeşim. And I appeared to you in the form of someone you would trust, someone who wasn't a mind flayer. Ya şunu bileydin. But I am a mind flayer. Illusion is my language, just as words and actions are yours. Do not judge me for being true to myself. I have never judged you. Abi. Çekiç bende. Orpheus'u özgür bırakacağım. I told you we have to trust one another. I told you the Githyanki would only want to kill me for what you are. Ben öldüreceğine inanmıyorum abi. You choose to break our alliance. Even united. The Netherbrain was going to be an impossible enemy. But apart, we have no chance of survival. Bize katılabilirsin kardeşim. Since you will not work with me, bak. You work against me. Abi gerçek niyet ortaya çıkıyor. But to join the Netherbrain. Al işte bak. Al işte. Doğru seçimi yaptığımızın kanıtı.
Pis herif. Şunu senden rica ediyorum. Şunları alabilirsin. Try me. Tamam. Şu bir. Bir kısa kaydedelim. Liesl bir şey diyor. The key is gone. Our mission is set. Smash the crystals with the hammer and free the prince of the comet. Gith's beloved son will lead us to a sure victory against the Netherbrain. Tamam oğlum, zaten biz ne yapıyoruz salak? Oğlum bir sakin ol lan. Nonetheless, it seems we must be allies. Your Majesty, the Prince of the Comet, Gith's true heir. It is an honor. Do not patronize me. Do not patronize me. Tamam abi. Yine iki kere söyleyince çok bir etkisi olmuyor. Ne oluyor ya? Sanki bir diyalog varmış da takılmış gibi. I will neither forgive nor forget your abuse of my powers. Şimdiye dek tüm kartlar imparatorun elindeydi. Bulduğum ilk fırsatta seni öldürdüm. Başka şansım yoktu. Senin güçlerin olmadan ölürdüm. That is true. And it would have been the honorable outcome for one destined to become Gake. You had the opportunity to surrender yourself to my honor guard. They would have given you a noble end. They would have freed me, and I would have stopped the Elder Brain before it evolved into a Nether Brain. All that suffering, avoidable. Were it not for the choices you made. Abicim, tamam, sakin ol. Geçmişi unutalım, yanlış yönlendirildim. Şimdi ne olacak? And put a stop to this nascent empire before it expands into the stars. The Gake was correct about one thing. The Netherbrain's power is beyond us. The hardest metal in the world would not cut through its mind, for it is made of thought itself. At this point, it will take an illithid to unleash the full potential of the Netherstones. Birisinin zihin yüzeye dönüşmesi gerekecek. Bunu yapmaya razı mısın? Just as I was free, I will do it. Aha. I will become illithid. I will sacrifice my soul for my people. I will end the grand design. My prince, you cannot. This is not your burden to bear. Ha, fedakarlık yapma kısmı kalacak. Abi. Altın vuruş yapmam lazım benim ya. Ben yapacağım. I misjudged you. You were testing my honor. And in so doing, you have convinced me of yours. The Netherbrain wants nothing more than to see all infected become Gake. Zaten yara olduk anasını satayım. Tam alalım. Voice of the absolute out. But just as I can raise them, so I can lower them. I will allow the voice of the absolute in. Once it reaches you, it will order you to transform. Aslında tam bu noktada imparator işe yarardı ama. And once you are a mind flayer, I will fold you under my protection once more. You will be the savior of empires.
Not least, my own. With the withdrawal of Orpheus's power, your mind is rushed with the full force of the Netherbrain. You feel compulsion unlike anything you've ever known. Excruciating and exhilarating in equal measure. You wish nothing in the world but to evolve. Once again closed off from the Netherbrain's mind. My people will remember you. The rebel Illithid who stood beside their reborn prince and ended the grand design. Let us return now to the city and follow the path of the Netherbrain. Alex. Come, a most noble sacrifice. Gith's blessings upon you, Rastil. Bir dakika, dur. Orphic çekici artık ihtiyacım kalmadı. 8.23 6.20 Eski kılıcıma geri döneceğim. Hadi abi bitirelim artık şu işi. Şunu bizim vurabileceğimiz bir düzleme getirirseniz çok memnun olacağım. Arkadaşlar, Illithid olmayı seçtim. İmparator anında bizi satış yaptı ve karşı tarafa geçti. Tabi Orpheus'un onu öldüreceğinden korkarak bunu yaptı muhtemelen. Friend, how good to set eyes on you. You honor me, your radiance. A gage keeps you company. Unusual. An Illithid in guise, an old ally in truth. He took this form so I might end the grand design. Skvar, can it be? Thanks to you, the skies above Tunarath shall tremble with sounds. Orpheus will take the truth to the people. We will slay the Lich Queen. Our chains will be cleaved. Mighty Voss, your words lift me. Vlakith will splinter like glass and vanish like smoke. Shavar, Orpheus! Büyük tasa gerçekleştirdik. Gitti Yankiden özgürlüğü hiçbir şey ifade etmeyecektir. Yardımına ihtiyacımız var Voss. Kutlamayı sonraya bırak. Minnete beyniyle yüzleşmen gerekiyor. My sword is yours. We will exterminate the brain and end its plague. This champion holds the key to its defeat. Stand by for orders, Voss. Answer to him as you would answer to me. As you wish, Prince Orpheus. Forward! The Netherbrain falls this day. Let it be the first victim in the war for the skies. Müttefiklerin sana yardım etmeye bağlılık yemin etti. Dövüş sırasında onları çağırabilirizmişiz. Tamam. Nerede peki o buton? Müttefik çağırma butonu nerede? Neyse, herhalde savaş sırasında çağıracağız arkadaşlar. Evet. Sevgili dostlar, müthiş bir kapışma bizi bekliyor olacak. Kapışma çok uzun olacağı için bu bölümü artık burada sonlandırıyorum. İlginç bir tercihti gerçekten. Yani hiç aklımın ucunda bile olmayan bir şey yaptım ve bir Illithid olmayı tercih ettim. Ve İmparator bize karşı durdu. Netherbrain tarafını seçti. Prens Orpheus da bizimle beraber artık arkadaşlar. Yani çok ilginç bir seçim oldu. Oyunun sonuna doğru çok
tuhaf bir... Ya sona doğru ilerliyoruz ama inanılmaz keyifli, inanılmaz meraka böyle gark eden inanılmaz bir son bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.